Kardeşlerim, muhterem müminler, bir anlamda dünya bir bayram yeri, bir şehrain, dekoru var, ziyneti var, insanı celbediyor. Belki de bütün yaratıklar içerisinde dünyaya en meftun olan insan, ayrılmak ona zor geliyor. وَسَعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ Rahmetiyle şahit kuşatan Allah Azze ve Celle'nin bize anlattığı o merhamet tasavvuruyla insanın yeryüzünden ayrılmasını nasıl izah edeceksiniz? Kur'an-ı Hakim'e baktığınız zaman karşınıza şöyle bir izah çıkar. İnsanoğlu o çok sevdiği, farklı muhabbet beslediği dünyadan ayrılık vakti geliyor. Ayrılmak istemiyor, Cenab-ı Hakk'ın da merhameti var. Peki hadise nasıl neticelenecek? İhtiyar hale geliyor. Gittiği yerlere artık gidemiyor. Konuştuklarını konuşamaz oluyor. Diyor ki, yoruldum artık, usandım. Ötede bir mola yeri varsa, asıl vatan da ahiretse, o zaman ölümü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi el-Rafîkel-A'lâ, en yüce dosta ulaşmanın bir vasıtası, vesilesi olarak görmeye başlıyor. Ölümü özlüyor, ölümü seviyor. Ya da acılar, belalar mahşerinde. Çıkamıyor bir türlü içerisinden, öteye dönüyor, veriye gidiyor, bütün yollar kapalı. Yavrusu çocuğu su diyor, süt diyor, ekmek diyor baba olarak. Su getiremiyor, ekmek getiremiyor, süt getiremiyor. Esma bint Umeys radıyallahu anha bir gün Allah Resulü aleyhisselama geliyor. Acılarını, ızdıraplarını anlatıyor. Ya Resulallah bunlardan bir kurtuluş yolu yok mudur, çare yok mudur? Aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki belalar seni kuşattığı zaman, seni acıya, seni hüzne gark ettiği zaman Allahu Rabbi la uşriku bihi şey'a. Rabbim Allah de, ya mu'in de, ey biçarelere elini uzatan Allah'ım de, ya mu'is de, ey kimsesizlerin kimsesi olan Allah'ım de, ona iltica et. La uşriku bihi şey'a. Sebep dairesinde neler varsa hepsini çıkar aradan. Hazreti İbrahim gibi, Halilullah gibi, balığın karnındaki Yunus bin Metta gibi, sadece Allah Azze ve Celle'ye yönel Esma diyor. Allahu Rabbi, ona yönelişin koridorunu açıyorsunuz. İşte o zaman korkulan ölüm sizin için bir sevgili haline geliyor. Baktığınız zaman dünyaya, bir seyyar pazar düşününüz. Pazar yeri gibi. Pazara gidersiniz, almanız gerekenleri alır sonra geriye dönersiniz, evinize gelirsiniz. Oradaki pazar arabalarının arkasına takılıp onlarla birlikte gitmez, geriye evinize, çocuklarınıza gelirsiniz. Allah Azze ve Celle bizi bir pazar yeri hükmünde olan dünyaya gönderdi. Namazlarınız, oruçlarınız, sadakalarınız, ibadetleriniz de şu pazar yerinden mahkeme-i kübraya, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna döneceksiniz. Bir sinema düşünün, beyaz perdede. Çocuklar, film en heyecanlı yerinde kesildiği zaman ağlamaya başlarlar. Neden burada bitti diye. İşte dünya bir sinema hükmünde perde kapanacak. Perde kapanınca ağlayanlar olacak. Perde kapanınca Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi gülenler de olacak. Şimdi dünyaya bunun için geldiniz. Sizden önce binler, milyarlarca defa perdeler kapandı. Bir gün sizin de perdeniz kapanacak. Ya perdenin kapandığı zaman ayaklarınızın üzerinde durabilecek misiniz? Acılar geldiği zaman, ölümle yüzleştiğiniz zaman, ya Muhis, elimi uzatıyorum, yüreğimi tut elimden, kavra yüreğimi Allah'ım diyebilecek misiniz? Suriye'den haberler geçiyorlar.
kayda alıyorlar, gönderiyorlar. Hocalarımızı arıyoruz, durum nicedir diye. Liva-u Sukub-i Şam, Şam tugayından, o şairler tugayından bir hadise anlattılar geçen. Şam'ın şahinlerinin tugayı. 15 yaşında bir genç geliyor, diyor ki kumandana, bana da bir tüfek verseniz, ben de o tüfekle birlikte Şam'daki mescitleri bombalayan şu adamların karşısına çıksam, bana bir tüfek verseniz, Şam'ın çarşaflı kadınlarının hırzına tecavüz eden bu iman düşmanlarının karşısına çıksam, olmaz diyorlar, sen küçüksün, büyü de gel. Yere kapanıyor, ağlamaya başlıyor, diyor ki ey kumandan, bana cenneti neden haram kılmak istiyorsun? Ben şehit olmak, şehit olduğum halde Rabbimin huzuruna çıkmak istiyorum, neden bana engel oluyorsunuz? Bir tüfek buluyor, o camiye saldıranlara, Müslüman kadınların hırzına tecavüz edenlere, onların üzerine yürüyor. O alayın ilk şehidi oluyor. Geçenlerde bir camiyi bombalıyorlar, Darüsselam. Kardeşlerimiz çekmişler, kayda almışlar, gönderdiler. Yani bombalar geliyor caminin üzerine. Şöyle düşündü, o camiyi yapmak için nice zorluklara göğüs gelmişler. Kimi taş taşımış, kimi ekmek parasından arta kalanını vermiş, kimi usta sanatıyla katkıda bulunmuş, içeride kardeşleri namaz kılıyor, onların üzerine bomba yağıyor, cami tutuşmuş, dışarıda gelenler içeriye giremiyorlar. Önceki ifadeleri şöyle, diyorlar ki, اَعِنُونَ يَا مُسْلِمُونَ, kurtarın bizi ey alemi İslam, ey 1,5 milyar Müslüman dünyası, اَعِنُونَ يَا مُسْلِمُونَ, bize imdad ediniz, kurtarınız bizi, yakıyorlar camilerimizi. Sonra alevler şiddetleniyor, bütün bir çevreyi kuşatıyor. O zaman seni unutuyorlar, senin hatırlamadığını, seni bir tarafa koyuyorlar, diyorlar ki, ya Mughis, ya Latif, ey toprağın altındaki siyah karıncaları görüp onlara merhamet eden Allah'ım bize sahip çık. Biliyorlar ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdular, Allahümme la mani'a lima a'tayte ve la mu'tiye lima mena'te. La mani'a lima a'tayte. Senin verdiğine kimseler engel olamaz. Engel olduğuna da kimseler veremez. Eşyaya bir nizam takdir ettin. Likulli şeyin ecel. Bizi de bu acılarla imtihan ediyorsun. İşte bütün esbabı aradan çıkar Allah'ım. Sebepler dairesinde bizi huzuruna al Allah'ım. Acılar size Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Her şeyi aradan çıkarırsınız. Dünyaya bir sinema gibi bakarsınız. Perdesi var. En heyecanlı yerinde sizin de perdenizi kaldıracaklar. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Kaçtığınız, uzaklaşmaya çalıştığınız Hama'dan, Hımıs'tan, Halep'ten gelen, kurtarın bizi ey âlem-i İslam çağrılarını. Belki duymadık, duymamaya çalıştık. Ama bütün bunlarla bir gün Allah Azze ve Celle bizi huzuruna alacak. Kardeşlerim, dünya böyle bir hayat. Ölüm idam değil, ölüm yok oluş değil, kabir, azabın, işkencenin yurdu da değil. Ölümle birlikte yerinizi, yurdunuzu değiştireceksiniz. Kabir, dipsiz bir kuyu, ızdırap mekanı değil, cennetinize açılan nurlu bir kapı olacak. Eğer bu acıların içerisinde Allah'ı hatırlayabiliyor, Kur'an'ın şu ayetini dinliyorsanız, نَحْنُ اَوْلِيَاهُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Ey Şamlı, ey Halepli, yavrusuna süt, su, ekmek götüremeyen baba, bütün bunlara rağmen اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyen müstakil Müslüman, Allah senin dünyada dostun olsa,
ahirette senin yardımcın olsa, وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Belki onlar saraylarda yaşıyor ama sen bu acıların içerisinde Allah'ın cennetine gittiğin zaman işte orada dünyada bulamadıklarının onlarcasını, yüzlercesini bulacaksın. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَطْلُبُونَ Ne istiyorsanız Allah size onları cennetinde ikram edecek. O halde siz sevinin Şam'dakiler, Halep'tekiler, Hıms'takiler, sizi melekler selamlıyor, sizi Kur'an'ın ayetleri tevşir ediyor.